Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar. Vallahi kaydı başlattık ama inşallah kayıttır. Evet, kayıttır. Öncelikle yasal uyarı gördünüz. Al, sat, tut tavsiyesi değil arkadaşlar. Sabahleyin bir yayın yaptık. Orada içsel değerlemeyi anlatmaya çalıştık ama burayı saat 10'a geldiği için burayı anlatamadım. Her şey görecelidir. Ne demek? Her şey kişiden kişiye değişir. İşte kimisi için altın olan, değil mi? Başka birisi için demirdir yani. Birisi için değerli olan başka birisi için değersizdir arkadaşlar. Birisi için zevk olan birisi için azap olur. Birisi için doğru olan birisi için yanlış olur. Birisi için hobi olan birisi için angarya olur. Birisi için gerekli olan birisi için gereksiz olur. Birisinin değil, senin ne dediğin önemlidir. Tamam mı? Hayat gerçeğin senin olmak istediğin olacaktır. Yani senin hayat gerçeğin nokta üst üste yapalım ki şey olsun. Açıklama. Senin olmak istediğin olacaktır. Evet. Şu ikisi çok değerli. Hepsi değerli de. Birisinin değil, senin ne dediğin önemlidir. Hayat gerçeğin senin olmak istediğin olacaktır. Şimdi bunları niye bu kadar anlattık abi? İşte abi içsel değerlendirmeyi bakın bu kadar değerlendirme rasyosu var. Bir de göreceli değerlendirme var. Şimdi bizim Türkiye'de mesela bir hisse incelenirken arkadaşlar neye bakılıyor? Mesela çok önemli şeylerden bir tanesi AKD takas bakılıyor. AKD'den takastan bir hisseyi inceleyelim. Değil mi? AKD ne diyor? Takas ne diyor? Bakalım ikisi aynı şey mi? Oradan oraya virmanladığını göreceksiniz. AKD anlık kurumsal durum herhalde olması lazım. Takas ise lotların park edildiği yani depo gibi düşünün. Aracı kurumlar. Şimdi buna göre arkadaşlar TÜBİTAK'ta ne oluyor? Önce mesela AKD'ye bakmak için ne yapıyorsunuz? Dediğim gibi kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi değil. Bu veriler üzerinden bir anlam çıkarılıyor mu? Çıkarmaya çalışalım. Çıkarabilecek miyiz? Aya bastığımız zaman şunu kapatalım. Aya bastığımız zaman bakın takası da kapattım. Kafanızı karıştırmasın. Şunu şöyle büyüteyim. Evet bugün Ak Yatırım mesela 47 bin lot satmış. Ziraat, TEP, Garanti vesaire satmış. Yani diğerleri kısmından ilk 5 aracı kurum kastediyor burası. Tamam mı? Diğerleri kısmından 10 bin lot satan olmuş. 23 bin lot alan olduğu için aradaki 13.800 lot diğerleri aldığı için diyorlar ki ilk 5 işte mal sattı. O yüzden burada 13 bin, 14 bin lot mal çıktı. Şimdi yani 40 diyorum. 14 kaç oldu en son? İşlendi mi? 16 milyon 160 bin lotu olan bir hissede 3 gündür aşağı geliyor. Yani 14 bin lot satarak mı bitirecekler? Değil mi? Öyle düşündüğün zaman bu AKD ilk gün yani bu şu an bundan geriye doğru inceleyeceğiz. Bugün birinci günümüz. Baştan sona doğru. İncelediğimiz zaman yüzde bugün %5'lik aşağı yukarı 4.98 bir satış olmuş. Bu satışta ne yapmışlar arkadaşlar? Sadece 14 bin lot satarak ilk 5 aracı kurum hisse %5 düşmüş. Bir böyle incelenir. Bir de bakın şöyle yan yana altta aracı kurumlar var. Mesela bunları ne yapacaksınız? Toplam diye tıkladığınız zaman toplam üste gelir. Kim alıyor, kim satıyor. Mesela info 80 bin lot almış. Ortalaması 129 lira bakın.
Ortalaması 129 lira. 38 bin not 129.40'tan satmış. Yapı Kredi mesela 62 bin not almış 129.70'ten, 35 bin not 130'dan satmış. İş Yatırım 57 bin not almış, 37 bin not satmış. Şimdi buraya baktığınız zaman yukarıdan satıp aşağıda yerine koydukları anlamı da çıkar. Yani bu 4 tane, 5 tane, 6 tane aracı kurum satıyor, aşağı geldim alıp yerine koyuyor. Öyle de düşünebilir. Atıyorum garanti 130'dan AK'a satıyor. AK dönüp geri 129'dan garantiye satıyor. Garanti tekrar işe satıyor. İş garantiye satıyor. Bu şekilde birbirine dolaştırarak, tamam mı, hissenin fiyatını aşağı getiriyorlar ama lotlar aynı lotlar. Lotlar aynı olmazsa, başka birileri alsa, ki aldığını da şimdi göstereceğim. Bu 13 bin olmaz da, yani çok, mesela bugün 470 bin oldu. Dün daha fazla oldu. Tamam mı? Döne gidelim mesela. 780 bin not mu ne oldu? Evet, 779 bin, 780 bin not. Bak, dün sadece eksi 3.8'e 3400 lot. Yine çok çıkan bir şey yok. Yine aynı oyun. Bakın buraya ilk 5 aracı kuruma baktığın zaman hiç değişen bir şey yok. O zaman niye %3 düştü? İşte bu iş yatırım 135'ten almış, 134.5'tan satmış. Yapı Kredi 134 400 yaklaşık almış. Bu 800'den satmış. Yani birbirine aktarıp durmuşlar. Bu 3-4 tane aracı kurum birbirine aktarıp duruyor. Şimdi bunu nasıl incelememiz lazım? Arkadaşlar, bunu ikiye ayırmamız lazım. Neden ikiye ayırmamız lazım? Bakın şu başlama neresi? 9. ayın 9'un bitiş neresi? 9. ayın 20'si. Yani cuma burada karanlık odada mal sattılar. O yüzden cumadan bugüne 4 gündür satış yediğini varsayacağız. 4 günde neler olmuş? Ondan önceki işte 2, 4, 6, 8, 10 gün, 11 günde neler olmuş? Ona bakmamız lazım. Evet. Milat satış yediği yer burası. Bakalım 20'sinden itibaren neler olmuş? Evet. AKD'yi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bak, ayın cuma günü 20'si. Bugün ayın 25'i. Böyle yaptığımız zaman arkadaşlar, ilk 5 aracı kurum 15 bin not almış. Bakın hisse 157 liradan 125 liraya düşüyor. 32 lira düşüyor. Bu da yaklaşık %20'lik bir düşüş yapıyor. Ama bakın diğerleri kısmından millet 14.500 lot kaptırmış. İlk 5 aracı kurum kimse pozisyonu bozmuyor. Yani hisse düştü diye hisse batmıyor. Bu 16 milyon lot birilerinde duruyor. Birileri birbirine aktarırken büyükler kenara çekilip izliyor arkadaşlar. Tamam mı? Herkes paniklemiyor yani batıyoruz diye. Bu bir böyle okunur. İki, bakın tekrar dediğim gibi çift tıklayıp toplama bastığımız zaman buradaki oyuncuları da keşfetmiş oluyorsunuz. Bu hisseyi hareket ettirenler kimler? Kimler yatırımcı? Kim tahtacı? Kim oyuncu? Tamam mı? Buradan çıkarabilirsiniz. Neden buradan çıkarabilirsiniz? Mesela iş yatırım sürekli burada alıp satıyor. Şimdi bunu küçültebilir miyiz? Küçültemeyiz. Ama tek tek açıp bakacağım yani. Neyse, yuvarlak hesap şey yapalım. İş yatırım 718 bin not 146.450'den almış. 718 bin not 761 bin not 140.820. Yani 40 kuruş yukarıdan satmış. Ama şu an mesela 43 bin not açığı var. Bu 43 bin notu dönüp geri aldığı zaman fazladan satmış yani. Elindeki maldan 43 bin not tüketmiş yani. Satış ortalaması 144.80. Bunlar bugün hani işte sattım hemen yarın yerine koyayım demiyor. O grafiği aşağı geleceğini kendileri ayarladığı için arkadaşlar, bu grafik onların elinde yani. Bu böyle satış yiyeceğini okuyor. Diğerleri okuyamıyor mu? Okuyor ama risk almak istemiyor. Ya kaptırırsam diyor. Yani FOMO
diyor ya, kaçırma korkusu. Almazsam kaçırırım, satsam kaçırırım. Bu korku psikoloji, o yüzden hani borsanın %90'ı, 50, 70, 80, 99, herkes bir şey söylüyor. Psikoloji diyorlar ya. Şimdi bu psikolojiyi, parası çok olan tahtayı kontrol eden de psikoloji olmaz. O nasıl milletten malı alırım, nasıl milletten malı satarım, onun derdinde. Sen, ben rakama, fiyata odaklanıp, hani fiyat şeytan diyor ya rahmetli Yaşar Erdinç. Fiyata odaklanıp, aha düştü, aha battık, aha şu kadar orada zarar yazıyor. Yatırımcı buna odaklanmıyor. Yatırımcı neye odaklanıyor? Yatırımcı. Heh. İçsel değerlere odaklanıyor. Bunlara göre diyor, ucuz mu pahalı mı? Evleri neresi, oraya gidince satarım diyor. Anlatabiliyor muyum? Kim bunlara odaklanıyor? Fiyat odaklı olana. Sürekli kazanayım, alayım uçsun, 5 tavan çeksin. İşte burayı böyle sana bırakmazlar. Bakın adamın elinde 100 bin not da olsa oradan satıyor. Diğer aracı kurumdan alıyor. Bu sefer oradan satıyor. Geliyor başka bir tanesinde. Yani burada 4-5 tane aracı kurum var işlem yoğunluğu olan. Mesela iş yatırım, info, yapı kredi, garanti, A1, AK, ziraat, deniz. Bakın bu 8'i aktif. Neden? Bak bunların toplam lotları bak 280 bin. Ama en çok fırlamalık nereden dönüyor? İş yatırımda dönüyor. Bu 40 kuruş kar etmiş. Yani işlemlerde. Bu info 144-300-139, bu 5 lira kar etmiş. Ama 30 bin fazlası var. O 30 bin de zararda aslında. 30 bin not fazlalaştırmış. Ortalaması 139, kar şu an 127. Fakat satılanlar için de 5 lira karı var yani. Yapı kredi mesela 143-10-141. Mesela yapı kredinin çok zararı var aldıklarından. Evet, aldıklarında 143'ten almış. Şu an 127 mesela. Bu dönü geri lotlarını tamamlamaya kalksa, daha 150 bin not var, 155 bin not var. Fazlası var 155 bin not. 155 bin not da işte mesela belki buradakini buraya aktardı işte. Buna verdi. Tamam mı? Yukarı çekerken de bu eksiğini tamamlar. Malı geri almış olur ucuzdan. Çünkü şu an 125 lira. Adamın satış ortalaması 144 lira. İşte garanti 200 bin not. Almış 143, satış 143. 30 kuruşluk bir kazanç var. Fazla satmış 30 bin not. Mesela işte burada alıcı pozisyonunda yapı kredi görünüyor. Mesela bunları takip ederseniz belki hisse geri 140'a gittiğinde bu sefer yapı kredi satıcı olacak, işle garanti alıcı olacak. Neden? Bunlar arasında kopukluk var. Bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz son 4 günde %20'ye yakın bir kayıp olmasına rağmen %20'ye yakın bir kayıp olmasına rağmen 4-5 aracı kurumdan oradan oraya aktararak aslında biraz da kar ederek diğerleri malı tutuyor. Satmıyor, sanalda zarar ediyorlar. Ama bunlar işte kafa karıştırıyor. Burada teslim olan kaybedecek. Ben AKD'yi bu şekilde okuyorum. Bir de takasa bakmak lazım. Takası da arkadaşlar hızlı takastan baktığımız zaman buradan tabii ki farklı farklı şeyler var. Neden farklı farklı şeyler var? Çünkü AK yatırımda mesela patronun malı saklanıyor ama bu dolaşımda değil. Bu AK yatırım üzerinden mesela aylık bakacağız. Aylıkta ne olmuş? 1 milyon 72 bin not satılmış. Tamam mı? Bunlar satılırken iş de birazcık almış. Değil mi? Mesela iş bugün eksi 144 bin. İş bugünkünün sağa sola dağıtıp bugün düşüren iş. Bakın, takas başka bir şey ortaya çıkıyor. Mesela orada başkaydı. Her şey dengeli gibi görünüyordu ama burada bu malların 144 bin notla aşağı düşüren kim? İş. Dedim ya, fırlamalık iş üzerinden yapılıyor. Mesela burada ters çevirdiğiniz zaman arkadaşlar hani kap attılar ya, tacirler 668 bin not
almış görünüyor. Aylıkta 3 aylıkta 681 bin, 6 bin lot satılmış. Oradaki birisi satmış. Osmanlı 412 bin lot almış görünüyor. Yatırım fonları mesela. Bakın fonlar gelmeye başlamış arkadaşlar. Bu neye göre bakıyoruz? Ayın 23'ünden bakıyoruz. Aslında aynı cuma gününden itibaren bakıyoruz. Çünkü cuma günü satış yedi ya. O zaman nasıl yorumluyoruz? Tacirler 80 milyon 600 işte 50 70 neyse 600 700 milyon lotta 700 bin lotta yakın aldı. 119 maliyetle. Maliyeti de yazıyor mu? Yok, burada yazmıyor ama AKD'de yazıyor arkadaşlar. Bu tacirleri gidip aylıkta çıkarırsak onu çıkarabiliriz. Bak, örnek olsun diye yapalım. Mesela ayın birini alalım. Yenileyelim. Ha, AKD'yi yenileyeceğiz. AKD'den çıkaracağız maliyeti. Bakalım çıkarabilecek miyim? Daha önce bakmadım. Dikkat etmedim daha doğrusu. Ayın 5'i olsun. Evet, bakın burada tacirlerin maliyeti 683 bin lot almış. 119 lira bakın. Bunun maliyeti 119 lira. Biz normalde ne beklerdik arkadaşlar? Normalden beklerdik ki tacirler işte 119'dan aldı, 157'den satsın. Ama işte bakın bunlar satmamış. Buradaki satışı yapan kim? Başka birisi. Aynı kişi olsaydı burada eksilme olurdu. Bu değil arkadaşlar. Burada o yüzden tahtacıya verilmemiş mal, başka birilerine verilmiş ki pislik yapılmasın. Ama pislik yine yapıldı. Neden pislik diyoruz? Çünkü 1. Çok güzel bilanço geldi. 2. 5 yıldır insanlar burada sürünüyor. İnsanlar burada sürünüyor. Neden sürünüyor? Çünkü Piyop'taki hissenin hiçbir anlamı yok. Sıfır yani. Portföydeki değeri sıfır. Siz kredi kullanamıyorsunuz. Günde 5 defa işlem yapıyor. İstediğiniz gibi alıp satamıyorsunuz. Yani özgürlüğünüz kısıtlanıyor. Aslında ikinci el piyasası ne demek? İstediğiniz kadar alıp satabilirsin. İstediğini alıp satabilirsin. Burada onu da yapamıyorsun. Teminat olarak da gösterip diyelim ki 1 milyonluk tuburgun var. 1 milyon kredi sözleşmen var. Kredi kullanmak istiyorsun. Kullanamıyorsun. Böyle 5 yıldır insanlar mağdur oluyor. Bu ikisinin yanında üçüncüsü de fonlar gelmiyor. Fonların yönetmeliği gereği PUYP'taki bir hisseyi alamazlar. Hani serbest fon değilse. Serbest fon çok kural tanımayabilir. Ama normal hisse fonları böyle bir hisseye, PUYP'te böyle derken PUYP'taki bir hisseye gelip alım yapamıyor. O yüzden talep azalıyor. Talep azalınca ne oluyor? Tahtacı istediği gibi indir bindir yapıyor. Şekilada işte 4 gündür yaptığı gibi. Dolayısıyla burada bir mağduriyet vardı. Bu mağduriyetin giderilmesi için PUYP'ten çıktılar. Fakat tahtacının yanlış hareketleri anlaşılmış olacak ki, yani işe satmadılar ya da burada yapı kredi garantiye mal gitmemiş. Demek ki bunlara gitseydi şimdi anasını ağlatırdı. Belki şu an 50 liraya da getirirdi. Ama kime gitmiş? Tacirlere gitmiş. Takasın toplamına bakalım. Takasın toplamı ne durumda? Şimdi inceleme ayrı bir şey. Böyle toplam takas ayrı bir şey. Arkadaşlar. Ak yatırımda 44 milyon var ama bu 44 milyon dolaşımda değil arkadaşlar. Bakın bu işte bir kısmı patron malı takasta sakladığı için zamanında biliyorsunuz Yaşar grubundan başka birilerine satıldı. Satılırken hani kredi çekerken teminata veriyor. Teminata verilen mallar da takasta saklanıyor. O yüzden burada. Yoksa dolaşımdaki lot şekilada gördüğünüz gibi 16 milyon 160 bin lotu var. Şimdi bu Akbank'ı o yüzden net çözemiyoruz. Keşke hani dolaşımda olan lotları takas olarak gösterip diğerini göstermesin. Ama kafa karıştırmak için hepsi takasın hepsini toplu gösteriyor. İş yatırım gördüğünüz gibi şey var, 2 milyon lot var. Garantinin 1.400 var. İnfonun 1.300 var. Yapı kredinin 1.300 var. Ne oldu? 4.800, 5.6 milyon lot. Bu işte info, garanti, iş, yapı kredi. Demek ki tahtacı buralarda pozisyon almış. Bakın diğer garibanlar, gariban dediğinde 80 milyonluk tacirler daha önce o kadar lotu yokmuş. Bakın maliyeti de 127'ye çıkmış. Maliyetler burada yazıyor.
Tabii bu bugünlük yazıyor. 9. ayın 25'inde 130 yazıyor. 129, 130. Bakın maliyetler yukarıda kaldı. Bu da güzel bir şey. Doğruysa tabii. Ben anlamıyorum maliyetleri doğru mu işliyorlar. Neye göre işleniyor? Günlük maliyetleri mi işliyor? Belki de günlük maliyetleri buraya işleniyor. Yani toplam maliyet değil de. Neyse sonuç olarak öğrenmiş olduğunuz iş yatırım, garanti, info, yapı kredi, uyak. Bunlar da 1 milyon ve üstü. Uyak da 46 bin satıldığı için 1 milyon altına düşmüş. Tacirler yeni oyuncumuz. Yeni oyuncumuz tacirlerin 700-800 bin notu var. QNBC Finans yeni oyuncu. Bakın arkadaşlar bunlar niçin önemli? AKD'ye baktığınız zaman mesela ilk 5 aracı kurumda aynı 5'inde şey vardı ya, 15 bin not almıştı ya. Fakat işte bu tahtacı diye tahmin ettiğimiz kişi ne yapmıştı? Satmıştı. Buna rağmen nasıl oluyor da işte son şöyle alalım. Burada da şey olmadı. Çıkmadı satıcı olarak ama nasıl oluyor da bu kadar satış varken burada mal çıkış görünmüyor. Tamam mı? Onun sebebi işte bakın tahtacı giren küçük yatırımcı dökeyim bunların malını aşağıdan alayım 157'de belki de 157'de 300 neyse o gün 1 milyar o güne de gidelim. O gün ayın 20'si arkadaşlar. Evet 20'sinde görüyorsunuz iş yatırım 100 bin not satmış. 184 almış. Ertesi gün sürekli bu aldığı malları da geri oradan oraya aktarmada kullanarak belki de elinde lot yoksa bile hisse 125'e getirdi. Onunla birlikte bakın alan kişiler kimse artık ayın 25'inde şu kadar kişi 36 aracı kurumdan işlem görmüş. Bunların işte infodan işe kadar oyuncunun ve büyük yatırımcıların diğer 32 kişi vatandaş. Bu alan vatandaşları mağdur etmek için alttan yukarıdan verip alttan sanki piyoptan çıkma önemsiz bir şeymiş. Sanki bu bilanço fiyatlamış gibi önemsiz bir şeymiş gibi işte yukarıdan satıp alttan almak. İşte puşluk var dediğimiz borsadaki bu. Nasıl oluyor da bu kadar mal satıldığı halde 5000 not alıcı görünüyor? İşte yeni oyuncular devreye girdiği için işte bunlar bu yeni oyuncular kim? Philip mesela bakın 12000 not almış satmamış. QNBC Finans 11000 not almış 1000 satmış satmamış. Başkaları almış satmamış. Yatırım Finansman mesela burada satmış görünüyor ama başka bir yerde baktığımda yani son zamanlardaki şeyde satmamıştı. QNBC Finans ünlü devreye girmiş. Ünlü almıştı. Bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Tahtacı aslında ava giderken avlanıyor. Yani şöyle düşünün. Tahtacı zaten bunalmış gibi. Neden bunalmış gibi? Kafa basmıyor gibi. Birisinin bu tahtacıyı uyarması lazım ama siz küçük yatırımcıyı da ucuzdan mal alıyorsa da uyarması yanlış olur. Yani daha da ucuz alsın ki daha ucuz alsınlar. Değil mi? Öyle bakanlar da var. Niye uyaracaksın? Hangi konuda niçin uyaracak? Ya bu nereye gitti bu tuburg? Tekrar tuburgu açalım. Niye tuburgla inceliyorsun? Ben bunun üzerinde çalışıyorum. Bunun üzerinden tahtacıyı, borsayı takas işe yarıyorum. AKD bir anlam, neyi anlam ifade eder? Anlamaya çalışıyorum. Siz de kendiyseniz de böyle hareketlerin çok az olduğu zamanlara bakıp neler döndüğünü, kim alıyor, kim satıyor. Aslında benim için kim alıyor, kim satın önemli değil. Ben neye odaklanıyorum? İssel değere. Yani bir hisseyi bu şekilde değerlendirmek lazım ama şimdi fiyat düştüğü zaman işte başlarım temele, yok sürdürülebilirlik, yok karlılık, yok kar marjının yüksekliği. Tamam mı? Bir hisseyi kaç şekilde inceleriz? Bakın bu videonun altına şey yaparsanız bir 50-100-200 neyse beğeni, yorum gelirse tuburgun devamını çekeyim.
neden tuburgu incelememiz gerektiğini, tamam mı? İçsel değeri hisse üzerinde göstermiş olurum. Sabahleyin sadece FK Pegasus'u üzerinden büyüme oranıyla bu FK'nın değil mi ne kadar düşük olduğunu karşılaştırdık, ama bir hisse incelemenin gerçekten o kadar kolay olmadığını, yani bir aşçı gibi düşünün, gıdanın temizliği, kalitesi, pişim süresi, baharatları hepsini harmanlayabildiği oranda başarılı. Burada da hem teknik takas bileceksin, kim düşürür, niye düşürür, işler kötü olduğu için mi düşüyor, hem de içsel değerlendirmeyi yapıp bu hissenin değeri neresi, ben nereden almalıyım, niye almalıyım, almalı mıyım, almamalıyım, bu soruların cevabını verebilmen lazım. İşte o içsel değerlendirmen kısmı aslında zor olan, yoksa burada takas işte bitti gitti yani. Takas AKD'de 3-5 saat uğraşırsın, 6 aylık bütün verileri kalemle defterle yazarsın, kim almış, kim satmış, neler dönüyor anlarsın yani. Ama anlasan ne olur boş bir hissede. Ama hisse iyiyse işte bu düşüşlerde bakarsın ki, yani niyet mal toplamak, mal çıkmak olsaydı değil mi, şey olurdu, tahtacı oradan oraya aktarmazdı, birilerine devrederdi. Birileri devir almıyor. Tahtacı düşürmeye çalışırken aslında ne oluyor arkadaşlar? Birileri devreye giriyor burada, ama bunlar böyle yavaş yavaş şeyi çözmüşler, tahtacının düşüreceğini. Yavaş yavaş alıyor. 10 bin not alıyor, 20 bin not alıyor. Mesela böyle olduğu için de bakın yatırım finansmanı 12 bin not almış. Şey oluyor, tahta düşüşe devam ediyor. Ama mesela bakın Philip Capital 19-20 bin not almış. Böyle küçük Osmanlı mesela almış vermiş. Küçük bir trade etmiş. Ata yatırım mesela bakın alıp veriyor. Her yerden aslında alıp veriyor insanlar. Vakıf yatırımı üzerinden de bak mesela çok vakıf da garanti de. Çok artık şey oldu. Eskisi gibi 5 bin not 10 bin not olmuyor. 470 bin lota bu kadar düşüşer, ama düşerken biliyorsunuz hani insanlar düşünür nerede duracak, ondan sonra gireyim diye dedikleri için alıcı olmaz. Tahtacı da bunu fırsat bilerek elinde bulunanların moralini bozmak için boş bomboş tahtaya karşı karşı hesabına alış yazıyor, bir hesaptan veriyor, ondan sonra ne oluyor, hisse sert düşüyor. Sert düşerken aslında malın bir kısmını kaptırıyor. Fakat niçin yapıyor o zaman? Zarar ediyorsa, bakın zarar ediyor yani. Aslında her günlük bakarsanız çoğu zaman zarar ediyor arkadaşlar. Bunu böyle toplama tıkladığınız zaman zarar ediyor. Tamam mı? Allah Allah. Ha ben de diyorum niye böyle? En baştaki görünmüyor. Bakın 129.5 129.600 burada etmemiş. Yani bazen evet zarar ediyor, ama günün sonunda maşallah hepsi karlı çıkıyor. Ben gün içinde baktığım zaman gerçekten akıl erdirmek çok zor. Nasıl oluyor da günün ortasında bunların çoğunda zarar yazarken aradaki fark o kadar büyükken şimdi kapanmış. Öyle bir ayarlamışlar ki maşallah milimetrik, yani çok bir zarar yok. Ama genelde dünkünde mesela zarar vardı ya, ben görmüştüm. Dünkünü bir şey yapalım. Mesela bak 130.98, bakın 139, bakın satışın maliyeti 139, alışın maliyeti 34.50 34.90, bakın 135'ten almış, yuvarlarsak 134.5'tan satmış. Yani 50 kuruş zararı var yani bu satışta. Niye yukarıdan alıp aşağıdan satıyor işte. Zarar dediğim bu. Mesela burada ne olmuş? Burada da kar var. Mesela yapı kredi de kar etmiş. İşte o zarar gibi görünen aslında diğer yapı kredi de karşı bacağını oluşturuyor. Garanti mesela garantide de 50 kuruş zarar görünüyor. Bu şekilde infoda da kar görünüyor 70 kuruş. Bakın yani 3-5 tane aracı kurumdan oradan oraya aktararak
arada takılıp malı kaptıranlar oluyor. Yani olay tamamen işte o hesaptan o hesaba aktarıyor. Milletin psikolojisi bozuluyor. Niye yükseldi? Niye düşüyor? Hani PUİB'den çıkarken 5 kat gidecekti. İşte her hisse, o yüzden diyoruz ki önce hissenin karakteristik özelliğini çözmek lazım. Mal toplanmış olsaydı bu hisse belki 300-500 bin liraya götürüldü. Ama demek ki mal toplu değil, tamam mı? Küçük yatırımcı da işte hani PUİB'den çıktı 5 kat alacağım diye atladıysa, şimdi onu işte dökmek için, sabrını test etmek için ne yapacak arkadaşlar? Böyle aşağı o hesaptan o hesaba aktararak aşağı basacak. Belki bu gebi doldurur. Belki daha aşağı gelir. Nereye kadar getirir bilmiyorum. Fakat o zararla işlemin sebebi, düşerken zarar ediyor. Ama dönerken insanlar oh zarardan kurtuldum diye malı satacağı için, diyelim ki adam 140'tan aldı. İşte 157'den düştü. Burası alım yeridir diye aldı. Kağıt 120'ye geldi. 1000 notta 20 bin lira zarar yazıyor. Şimdi geri 145'e gittiğinde 5 lira oh kar ettim diye satar. 6 ay sonra, 1 yıl sonra bakar ki 200 lira 300 lira olmuş. Bu sefer kim kaybetti? Satan kaybetti işte. Diyorlar ya, birinin kazanması için birinin kaybetmesi lazım. İşte birinin kaybetmesi, kim kaybediyor biliyor musunuz? Satan kaybediyor. Nerede? Ucuz olan hissede, 5 kat 10 kat gidecek hissede. Bir hissede 100 kat gitmişse orada satmayan kaybediyor. Yani biri kaybediyor da her zaman borsaya gelen kaybetmiyor. Her zaman alan kaybetmiyor. Tamam mı? Bazen satmayan kaybediyor. Yani gidip bir şey ederin üstünde almışsan, satmasını da bilmiyorsan dibin dibi var. Ama bir hissede 10 kat gidecekse sen erken satmışsan, kârı kaçırmak da bir kayıptır. Sen kaybediyorsun ama sattığın için kaybediyorsun. İşte bu ederi olan hisselerde bakın bomboş bir şekilde düşmelerin sebebi geri dönüşlerde insanlar bundan bir cacık olmaz duygusu uyanacak ve ne yapacak? Malını satacak, bir yıl iki yıl sonra gidip daha yukarılarda görebilir. Tabi bu bir yorum, yani yatırım tavsiyesi değil. Yanlış anlaşılma olmasın. İleri geri de yapabilir. Testlere de yapabilir. Daha aşağı da getirebilir. Ne zamana kadar? Buraya nasıl ki tacirler geldi. Osmanlı yatırım geldi. 500 lot, 500 bin lot. 680 bin lot aldılarsa fonlar, bakın yatırım fonları da gelmeye başlamış. Şimdi millet ortalığın sakinleşmesini bekliyor. Bakın 400 yatırım fonları 472 bin lot. İşte bu Osmanlı'nınki yatırım fonlarına aktarılmış mesela. Osmanlı var mı ayrıca? Osmanlı bilmiyorum ki. Bir de bilsek bazı şeyleri. Her şey yüzeysel. Bir de evet Osmanlı'yı şey nereden bulacağız? Şuradan 400, bak işte Osmanlı yatırım fonunu almış. 472 bin not. Bakın satış şey işlem yapmadığı için sıfır görünüyor bugün işlemde. Ha, bu maliyetler bugünkü işlemin maliyetleri. Evet işte Bols mesela, yani yeni oyuncular geliyor. Bakın Osmanlı menkul değerler 684 bin. Yani çok bir oyuncu yok burada. Toplam 24 tane aracı kurum var. 100 bin ve üstü lotu olan. İşte burada mal bu şekilde dağınık olduğu için burada filler tepişir, çimenler ezilir hesabı. Sadece senin 500 lotun, 1000 lotun, 10 bin lotun değil. Belki burada 3-5 bin milyon lot tahtacının olsa da, tahtacının dışında da burada bir kişi değil, yani iş yatırımda bir kişi mi işlem görüyor? Yani yüzlerce binlerce kişinin şeyi buradadır. İşlem yapan yatırımcı buradadır. Fakat çok dağınık olmaması bu kişilerde yüklü mallar olduğunu gösteriyor. Yani 100 tane aracı kurum var. Bu 100 tane aracı kuruma dağılsaydı daha şey olurdu.
tahtacı için millet küçük yatırımcı kandırmak kolay olurdu. Ama buradakiler Piyop'tan kendi parayla büyük beklentisi olan ancak alır. Ve bunlar bu %20'lik 30'luk düşüşlerden etkilenmiyor. Etkilenmediği için de tahtacı bunu yukarı sürse 200 liraya 300 liraya bunlar hep kafasına malı vurur. O zaman bu aldığı malı da o da birisine vurması lazım. 500'e götürecek ki oradan küçük yatırımcıya devretsin. Ve onun için de bir hikaye lazım. Değil mi? Bu hikaye de şimdilik demek ki bulamıyor ya da bunları pahalıya almak istemiyor. O yüzden sürmüyor. Bu kadar yüklü alıcılar dağınık 24 tane aracı kurumda 100 bin lot ve üstü mal olduğu için. Yoksa lotu az olan firmalar ne yapıyor? Ederin çok çok üstüne çıkıyor. Ama bu çıkmıyor. Şimdi bugünkü şeyde ne yaptık? AKD'ye baktık. Aslında AKD'de çok bir mal çıkmıyor. Bir de şeye bakacaktık. Değil mi? Ayın kaçıydı o? Alırken kim aldı? O 157'ye kim sürdü? Onlara bakalım bir de şuradan. 103'ten 9. ayın 5'i, 9. ayın 20'si. 9. ayın 5'i, 9. ayın 20'si. Evet, tacirler almış, Osmanlı almış. Yani bakın 12 bin lotla mı çıktı buraya şimdi? Ak Yatırım satmış. O tabi dolaşımda olmayan malı satmış. Bir de Uyak satmış. Şimdi burada bunu böyle çözemeyiz. Çözmemiz için ne yapmamız lazım? Yine toplama bakmamız lazım. Bakın Ak Yatırım demek ki oyuncu yani başka oyuncular da var. 83 bin lot. 1 milyon 200 bin lot aracı kurumun şeyin patronu sattı. Bu 83 bin alım satımı o halinde bulunuyor. Tacirler 688 bin not. İş yatırım bakın o 141 maliyet. 138'den satış. Ya çıkarken bile yine 100 bin not mal almış. İşte o 100 bin notu değil mi? Kullanıyor işte. Çıkarken de yine iş yatırımın etkisi varmış. Osmanlı dediğim gibi çok işlem yapmıyor. Almış sadece 20 bin not. O da başka bir oyuncudur yani. O toplu alan kişi değildir. Yapı Kredi çok işlem yapıyor. Gedik çok işlem yapıyor. Info çok işlem yapıyor. Demek ki Info, Gedik, Yapı Kredi, iş yatırım, garanti. Bakın garanti de 200 bin. Çıkarken o hesaptan o hesaba aktararak aldılar. İndirirken de o hesaptan o hesaba verdiler. Çıkarken malı satıp kenarda bekleyenler karlıdır. Düşerken malı aldı daha da gidecek diye alanlar zararla satsa zararlıdır. Zarar ederler. O yüzden değil mi? Uçan kaçanın peşinde koşmamak lazım. Böyle takas bu kadar kafa yormaya gerek yok. Alıp 3 yıl 5 yıl sonrasını düşündüğün zaman bu kadar kafa yormana gerek yok kim almış kim satmış. Ama trade ediyorsan daha fazla kazanmak istiyorsan her yükselişten her düşüşten faydalanmak istiyorsan tabii ki tahtacı hangi aracı kurumlarda işlem yapıyor kim alıyor kim satıyor burada mal çık toplanıyor mu mal satılıyor mu yani çıkarken de mal toplayamamış gördüğünüz gibi düşerken de mal toplayamıyor o yüzden sert iniş çıkışlar oluyor burada uyanık olanlar değil mi? Belli bir yükseklikten sonra satıp bir haftada kenarda durabilirse ucuzdan mal alabilir. Ama o hırsla alıma devam ederse tabii ki hırsının kurbanı olur. Evet, herkese bol sabırlar. Dediğim gibi bizim bakış açımız hissel değerlendirme. Bunu istiyorsanız arkadaşlar ben bu hissenin üzerinde bir yıldır, bir yıldan fazla oldu çalıştığım için bu işleri yani arka bir hisse kaç şekilde incelenir size bunun üzerinden gösterebilirim. Her şey görecelidir. Öyle gördüğünüz gibi fiyatın düşmesi birileri için kötüyken değil mi gelip 157'den alan için birileri için iyidir. Ucuzdan mal alacak. Değil mi? Birileri yukarıdan sattığı için seviniyor. Birileri yukarıdan aldığı için üzülüyor.
İşte birileri düştüğü için şimdi buradan alacağı için seviniyor. Birileri düştüğü için yine üzülüyor. Her şey görecelidir arkadaşlar. O yüzden olayın neresindesiniz, neresine bakıyorsunuz. Biz bugün AKD ve takas üzerinden mal satıyorlar mı, alıyorlar mı baktık. Gördüğünüz gibi çıkarken de çok toplanan bir mal yok. Düşerken de çok satılan bir mal yok. Araya girenler var. Tacirler ve Osmanlı yatırım yüklü mal almışlar. Ha, uyarsınlar dediğim şudur. Aklımdayken burada tacirler 119'dan bu kadar malı toptan almışken bu 119'un altına geldiği zaman şimdi toptan bile paragende yavaş yavaş almak varken değil mi? Toptan bile bu fiyatı ödüyorsan bunun altındaki fiyatlar bunlar için parası varsa tabii cazip olur. Parası yoksa niye bulaştı? O zaman uzun süre bekleyecek yani. Ya da işte Osmanlı yatırım da aynı şekilde. Osmanlı varmış burada. Hani fonlar bir takasta fonlar görünüyor. AKD'de takas mıydı? AKD mi? Takas. Fonlar ayrı bak. Yatırım fonları ayrıymış. Bak Osmanlı ayrı arkadaşlar. Yatırım fonları ayrı. Bakın Osmanlı'da da var. Yatırım fonları da var. Bunları ben biraz kurcalayayım. Diyeceğim ama şimdi bayağı video uzadı. Evet tacirler yatırım fonları bakın 400 bin notu 8. aydan sonra almışlar. Gördünüz mü? Alınan lotlar 72 bin not arttırılmış daha doğrusu 8. aydan bu yana. Tacirler 676 Osmanlı bakın yapı kredi artmış diğerlerinde de bak şurada da eksilmeler var. Bu işte Ak yatmış Ak yatırım satmış Oyak satmış diğerleri yatırım finansman bak satmış yerine koyuyor. Garanti satmış Gedik satmış Halk Vakıf her taraftan satmaya çalışıyorlar. Hepsi dediğim tabi 3-5 tane aracı kurma aslında o kadar satan yok gördüğünüz gibi alan da yok. Yani şey olarak farklara baktığınız zaman değil mi? Belli kişiler bunları topluyor. Bakın sadece 3 aracı kurum yatırım fonlarında dahil ise 4 tane aracı kurum ilgileniyor. Onun dışındakiler az almış. Aslında evet 10 taneye çıkmış ya. İnfo ve üstü 10 tane aracı kurum bu hisseyle yoğun bir şekilde ilgileniyor. Evet korkacak bir şey yok. AKD ve ne diyorlar takas incelemesi sonucu vardığımız nokta tahtacı burada çok büyük lotlara sahip çok değişik kişiler olduğu için değer yatırımcılar olduğu için 3-5 katı hemen götürmeyecektir. Bunları bıktırıp elindeki malı almak için böyle sert iniş çıkışlar yapacaktır. Arada psikolojisi bozulan küçük yatırımcı zarar edecektir. O yüzden ya bu hisseye bulaşmayın ya da buna bulaşıyorsanız kademeli alıp kademeli satmayı bilmeniz lazım. Ya da çok uzun süre 3 yıl 5 yıl niyetiyle temettüyle şeyimi düşürürüm. Bunu da ayrı inceleyebiliriz. Yani ben bu Tulur'la ilgili istesem 100 tane video çekerim ama çok tepki geliyor. 10 bin tane takipçim çıktı. O yüzden inceleyemiyorum. Niye inceleyeyim? Niye inceleyeyim? Sürdürülebilirlik, dürüstlük, finans yönetimi, ARGE yani şimdi faizler artınca arabalar satılmayabilir. Evler satılmayabilir ama millet içmeye devam edecek. Sürdürülebilirlik olduğu için işte kasası para dolu. Yani onu işte bilanço okumada göstermek lazım. Bilmiyorum yani 500 tane beğeni gelirse, yorum gelirse inceleriz. Gelmese de korkacak bir şey yok. Hani bu hisseyi alan varsa düştü, kayboldun ortalıkta demesinler diye bunu bir kere incelemeye başladık. Bilançolar, farklı bakış açıları vesaire dediğim gibi istersen 500 tane video çıkar. Ama gerek yok. Biraz da kendiniz araştırın. Yeterli istek gelirse, benim de havam yerindeyse inceleyebilirim arkadaşlar. Ama 100 kere söylüyoruz. Al sat tut tavsiyesi değil. Görüyorsunuz sert iniyor, sert çıkıyor. Nereden alıp nerede satacağını kendin karar vereceksin. Ben
her açıdan bir hisse nasıl incelenir göstermek için bu videoları çekiyorum. Öyle bana bir hisse söyle gitsin demekle olmuyor gördüğünüz gibi. Bakın takas bile belki bir saatimizi aldı şu an. AKD takas karşılaştırıp neler dönüyor anlamaya çalışmak bir saatimizi aldı. Evet, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar.